Yeşilay Cemiyeti ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği düzenlenen Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması ödül töreni Edirne Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde yapıldı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Edirne Yeşilay Cemiyeti Başkanı Sebahattin Bilgiç, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Edirne Yeşilay Cemiyeti Başkanı Sebahattin Bilgiç, çocukların, gençlerin her türlü bağımlılıklardan, zararlı alışkanlıklardan uzak kalarak sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini arzu ettiklerini söyledi. Ödül töreninde burada buluşmuş olduk. Biz Yeşilay Cemiyeti olarak ve Edirne Yeşilay Şubesi olarak toplumumuzun, çocuklarımızın, gençlerimizin bağımlılıklardan, her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak kalarak sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini arzu ediyoruz. Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da yarışmaların 2011 yılından bu yana düzenli olarak yapıldığını belirterek öğrencilere teknolojiyi lazım olduğu ölçüde kullanmalarını tavsiye etti. Özelimize girilmesini istemiyorsak bizler ancak bizi annemiz, babamız, yakın çevremiz bilsin istiyorsak bu tür alışkanlıklardan ne yapmamız lazım? Yavaş yavaş vazgeçmemiz lazım veya sınırlı oranda kullanmamız gerekiyor. Bize lazım olduğu ölçüde kullanmamız gerekiyor. Törende daha sonra Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek konulu resim, şiir, kompozisyon dalında derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Edebi ve görsel kategorilerde dereceye giren Emel Özgür Subaşuayip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Tuğçe Gıcır, Özel Edirne Bahçeşehir Ortaokulu'ndan Merve Cinge, Şehit Asım İlkokulu'ndan Damla Kokoros, Sosyal Bilimler Lisesi'nden Seray Yılmaz, Enes Yenici Ortaokulu'ndan Tuğba Topçu ve 75. Yıl Ortaokulu'ndan Eylül Alya Bayhan'a ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve Yeşilay Cemiyeti Başkanı Sebahattin Bilgiç tarafından verildi. Öykü ve şiirlerin okunmasından sonra serginin gezilmesiyle tören sona erdi.